Haber TV'den günaydınlar, merhabalar sevgili izleyenler. Gündemden haberdar olmak adına gündeme yansıyan sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz ve gündemi takip etmeye Gaziantep Güneş Gazetesi'nin vermiş olduğu haber ve detaylarıyla başlıyoruz. İktidar, muhalefet el ele şeklinde verilen bir başlıkla başlıyoruz ve detayına hemen bakacağım. Yerel seçim öncesi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akif Ekici ile bir araya gelen AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, amacımız partiyi gözetmeksizin Gaziantep'liye hizmet vermek, mecliste de böyleydi. Söz konusu Gaziantep'te iktidar muhalefet el ele çalışacağız dedi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gözler Fadıloğlu'nda şeklinde verilen bir diğer başlık, Şehit Kamil Belediyesi tarafından 2005 yılında Boyno Mahallesi'nde 170 evi kapsayan suyulandırma yapıldı. 336 kişiye yeni yapılan suyulandırmada yeni tapular verildi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Güneş Gazetesi'nin vermiş olduğu sürmanşetle devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk şeklinde verilen bir başlık. Gaziantep Valisi Erdal Ata, 2013 yılında eğitim, sağlık, sulama ve spor yatırımlarıyla Suriyeli sığınmacıların son durumlarına kadar birçok alanda yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Ata, Gaziantep 2013'te yapılan yatırımlarla sadece eğitimde değil, sağlık, spor ve daha birçok alanda çıtayı yükseltmiştir dedi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Güneş Gazetesi'nden aktaracağımız haber başlıkları bu kadardı sevgili izleyenler. Gaziantep Metropol Gazetesi ile gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Evet, Gaziantep Metropol Gazetesi'nin vermiş olduğu sürmanşet, fişleme skandalı şeklinde Gaziantep Üniversitesi'nde polisin öğrencilerin özel yaşamına kadar takip ederek fişleme yaptığı iddiası üzerine JET soruşturma başlatıldı şeklinde verilmiş haberin detayı. Botanik Bahçesi Uluslararası Platform'da şeklinde verilen bir diğer başlık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı Botanik Bahçesi Gaziantep'i Uluslararası Platform'da başarıyla temsil etti şeklinde verilmiş haberin ayrıntısı. Ve sevgili izleyenler, Gaziantep'in voleybol yıldızları şeklinde verilen bir diğer başlıkla devam edeceğiz. Özel Seçkin Koleji Genç Kız Voleybol Takımı 3-7 Ocak tarihleri arasında Karataş Spor Salonu'nda yapılacak olan Voleybol Türkiye Grup Müsabakalarında Gaziantep'i temsil edecekler şeklinde verilmiş haberin ayrıntısı. Ve bir diğer başlık, Türkmenler Mahallesi'ne 6 şeritli yol şeklinde verilmiş. Ve detay ise şöyle. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Ahmazoğlu, Özdemir Bey Caddesi ile birlikte İnönü Caddesi'ne paralel bir cadde oluşturmak için Çamlık altında Türkmenler Caddesi'ne doğru giden yolu 6 şeritli yol olarak açıyoruz dedi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Metropol Gazetesi'nden aktaracağımız haber başlıkları detaylarıyla bu kadardı. Gaziantep Ekspres Gazetesi ile gündeme yansıyan sıcak gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Araban değişim istiyor şeklinde verilen bir başlık. CHP Araban Belediye Başkan adayı Hüseyin Kılıç, adayı olan iki arkadaşımızla birlikte çalışmaya başladık. Güzel tepkiler alıyoruz. Görüyoruz ki Araban halkı değişim istiyor diye konuştu şeklinde verilen bir diğer haberdi. Ve Gaziantep Ekspres gazetesinin vermiş olduğu sürmanşet, siyasette özlenen tablo şeklinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olan Akif Ekici, AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Fatma Şahin'i ziyaret etti şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Ekspres gazetesinden aktaracağımız haber başlıkları detaylarıyla bu kadardı sevgili izleyenler. Bir diğer gazetemizde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım Gaziantep Referans gazetesinin vermiş olduğu haberler ve detayları neler.
İbrahim Camii'nde ezan 599 kez yasaklandı şeklinde verilen bir başlık. Detayına bakıyorum hemen. Filistin Dini Vakıflar Bakanı Mahmut El Habbaş, İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl İbrahim Camii'nde ezan okunmasının 599 kez engellendiğini söyledi. Caminin Yahudileştirilmesine çalışıldığını belirtti şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve bir diğer başlık, 60.984 Suriyeli giriş çıkış yaptı. Detayına bakacağım. Kilis'in Öncü Pınar sınır kapısından Aralık ayında 60.984 Suriyeli giriş çıkış yaparken toplamda 61.769 giriş çıkış yapıldı. Öncü Pınar Mülki İdare Amirliği verilerine göre Aralık ayında Öncü Pınar sınır kapısından 33.878 Suriyeli giriş, 27.106 Suriyeli çıkış yaparken 22 Türk vatandaşı Suriye'ye giriş, 12 Türk vatandaşı da çıkış yaptı. Sınır kapısından toplam 34.247 kişi giriş yaparken 27.522 kişi de çıkış yaptı şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Referans Gazetesi'nin vermiş olduğu sürmanşet ise şöyle: demokrasi en güzel rejim şeklinde. Ve bakalım detayında hangi ayrıntılarımız gizli. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı olan Akif Ekici, AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Akif Ekici, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleriyle ve milletvekilleriyle birlikte AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Fatma Şahin, AK Parti üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları CHP grubunu kapıda karşıladı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Fatma Şahin şunları söyledi: hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki demokrasi en güzel rejim. Demokrasileri farklı kılan şey iktidarı ve muhalefetiyle farklı yönetim anlayışlarını sevgi ve saygı çerçevesinde devam edebilme kültürüdür. Dolayısıyla demokrasiyi hazmetmek ve kişiselleştirmek ve bunun gereğini yapmak bizim en büyük görevimiz ve hepimizin parlamento ve yasamada da yargıda da amacımız demokrasiyi ileriye götürmek, bu kağıt üzerinde olmuyor şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve sevgili izleyenler, Gaziantep'te bıçaklı kavga, iki yaralı şeklinde verilen bir diğer başlık. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kahvehanede oyun oynayan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi bıçaklanarak yaralandı şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Gaziantep Referans Gazetesi'nden aktaracağımız haber başlıkları detaylarıyla bunlardı. Gaziantep Doğuş Gazetesi ile gündemi takip etmeye, gündeme yansıyan sıcak gelişmeleri siz Bahar TV izleyenleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve bakalım vermiş olduğu haberler neler Gaziantep Doğuş Gazetesi'nin? Evet, vermiş olduğu sürmanşet şöyle sevgili izleyenler: İlçeler aynen devam şeklinde. Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçe belediye başkan adaylarının Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu olduğunu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin açıkladı. Ve detayında ise şu ayrıntılarımız var. CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akif Ekici'nin ziyareti öncesinde AK Parti il binasına AK Parti Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte gelen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Şahin Bey ve Şehit Kamil'de belediye başkan adaylarında halkın mevcut belediye başkanlarından yana tercih kullandığını belirterek, biz halkın sesine kulak veren bir partiyiz. Halk ne derse o olur. Halkın sesi Şahin Bey ve Şehit Kamil'de belediye başkan adayları için mevcut belediye başkanlarından yana çıkıyor. Bizler de halkımızın sesine kulak veriyoruz. Kabineden gelen bir adayım, ancak ben takım adamıyım.
Ben bakan oldum, kadın kolları genel başkanı oldum, milletvekili oldum. Ancak biz kararlarımızla genelde istişare yaparak veriyoruz. Hiç kimse ben demiyor, biz diyoruz. Belediyecilik fedakarlık isteyen bir iş. Dünya yerleşip sivilleşiyor. İki arkadaşımızın bu konuda büyük tecrübeleri var ve bu tecrübelerden faydalanmamız gerek dedi şeklinde verilmiş haberin detayı. Erdoğan'ı eleştirdi şeklinde verilen bir diğer başlık ve detay ise şöyle. AK Partili Şamil Tayyar, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüşmesini Twitter'dan üstü kapalı eleştirdi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve sevgili izleyenler, Gaziantep Doğuş Gazetesi'nden aktaracağımız haber başlıkları detayları ile birlikte bu kadardı. Yeni Çizgi Gazetesi ile gündeme yansıyan sıcak gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Yeni Çizgi Gazetesi'nin vermiş olduğu sürmanşet. Açığa çıkanlar buzdağının görünen yüzü şeklinde. Eğitimsen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve yolsuzluk süreciyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek açığa çıkan yolsuzluk ve rüşvet olayları buzdağının görünen kısmı olduğu TOKİ Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih projesi ve tablet bilgisayar alımı ihaleleri gibi kimi kurumlardaki yolsuzlukların boyutunun çok daha büyük olduğuna yönelik iddialarının üzerinden halen örtülü olduğuna dikkat çekti. Bozgeyik, tüm bu olup bitenler, açığa çıkan yolsuzluklar ve rüşvet olayları, AKP ile cemaat arasında yaşanan getirim kavgası ve devlet içinde iktidar olma kavgası sonucu ortaya çıkan kirli ilişkiler olduğuna vurgu yaptığı şeklinde verilmiş haberin detayı. Gaziantep ihracatı 2013 yılını rekorla kapattı şeklinde verilen bir diğer başlık. Gaziantep'ten 2013 yılında toplam 6 milyar 472 milyon 870 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu açıklamada bulundu şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve Yeni Çizgi Gazetesi'nden aktaracağımız haber başlıkları bu kadardı. Ve gündemi takip etmeye Gaziantep GAP Gazetesi ile devam edeceğiz. Bakan Eker gündemi değerlendirdi şeklinde verilen bir sürmanşet ve detay ise şöyle. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, son dönemde yaşananlarla ilgili yeni bir saldırı şekliyle karşı karşıya izledi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile birlikte Gaziantep'e gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı'nda partilerle bir araya geldi. Son dönemde yaşananlara değinen ve perde arkasında daha farklı şeylerin olduğunu belirten Eker, yeni bir saldırı şekliyle karşı karşıyayız. Bu sefer hangi suretle görünüyor? Sözüm ona yolsuzluklarla mücadele suretinde görünüyor. Yolsuzlukla en çok mücadele yapmış AK Parti'nin genel başkanı şeklinde verilmiş haberin detayı. Fadıloğlu'ndan destek sözü şeklinde verilen bir diğer başlıkla devam ediyoruz. Gaziantep'te daha doğmadan babalarını elin bir kaza sonucu kaybederek öksüz kalan dördüz bebekleri Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, dördüz bebekler için imkanları dahilinde ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini söyledi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve sevgili izleyenler, savaş müzesi genişletilecek şeklinde verilen bir diğer haberle devam ediyoruz. Gaziantep Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep savunması ve kurtuluş mücadelesini anlatan savaş müzesinin bitişiğindeki binanın kamulaştırılmasının ardından restorasyonu tamamlayarak müzeyi genişletecek. Şehre Küstü bölgesinde bulunan Gaziantep Savaş Müzesi ile ilgili açıklama yapan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep savunması ve kurtuluş mücadelesini anlatan savaş müzemiz yoğun ilgiden dolayı oldukça fazla ziyaretçi alıyor şeklinde verilmiş haberin detayı.
Ve emniyete bağlı hizmet araçlarını ücretsiz test ediyor şeklinde verilen bir diğer başlık ve detayıyla devam ediyoruz. Türkiye'nin en gelişmiş ve en modern ototest parkuruna sahip Süper Test Check-up Merkezi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hizmet araçlarını ücretsiz test ediyor şeklinde verilen bir diğer haberdi son olarak aktarmış olduğumuz. Ve sevgili izleyenler, Gaziantep 27 gazetesi ile gündeme yansıyan sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. CHP'den centilmenlik adımı şeklinde verilen bir sürmanşet. CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Akif Ekici, yerel seçimlerdeki rakibi Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin'i dün AK Parti il binasında ziyaret etti. Birbirlerine başarı dileyen her iki başkan adayı birlik ve beraberlik mesajları verdikleri konuşmalarında hizmet için yola çıktıklarını ve seçim yarışının proje yarışı şeklinde seviyeli bir ortamda gerçekleşeceği sözünü verdiler şeklinde verilmiş haberin detayı. Türkiye'nin uyku haritası uykumuz bozuk çıktı şeklinde verilen bir diğer haber başlığı. Türkiye'deki uyku bozukluklarının haritası çıkarıldı. Sorunlar bölgelere göre farklılık gösteriyor ve haberin ayrıntısı sayfa 6'da gizliymiş. Bu haberimizden sonra ve diğer haber başlığıyla devam edeceğiz. Kadın istihdamında dev adım şeklinde verilen bir başlık. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel kapsamı programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulan Gaziantep Adıyaman Kilis bölgesinde kadın istihdamının güçlendirilmesi adlı operasyon teklifi kabul edildi şeklinde verilmiş haberin detayı. Ve sevgili izleyenler, gündeme yansıyan sıcak gelişmeleri sizlerle buluşturmak adına, gündemi takip etmek adına gazete manşetlerini aktarmaya çalıştım. Yarınlarda daha iyi haber alabilmeniz ümidiyle beraberliğimizin sonuna geldik. Kahve Tadında güzel bir programla 13.30'da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.